Habertürk ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyiciler. Sağlık Masası ile karşınızdayız. Ben Elçin Ateş Ersoy ve sevgili partnerim Doktor Ufuk Alatekin ile birlikte bugün yine sağlığa dair merak ettiklerinizi konuşacağız. Herkese merhaba. Gündemdeki konularla sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Başlayalım. Sağlık Masası'nın bugünkü konuğu Profesör Doktor Yalçın Karakoca. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Bugün yine sizlerle gündemdeki konulardan bahsedeceğiz. Daha doğrusu bu koronavirüsten sonra iyice dikkat çekilen göğüs hastalıkları ve akciğer kanseriyle ilgili sizden bilgi alacağız. Girişimsel göğüs hastalıkları konusunda hem bir metodun kurucusu hem de derneğinin kurucususunuz. Evet. Şunu duyuyoruz son zamanlarda. Akciğer kanserinde multimodaliter tedavi denilen bir kavram var. Bu kavram hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Akciğer kanseri çok iyi bilindiği gibi sigaranın yol açtığı en önemli kanser ve en ölümcül kanser. Dolayısıyla insanların büyük bir kısmı üzerinde etkili. Multimodaliter tedavi kavramı çok multifonksiyonel, yani çok aşamalı, çok ayaklı tedavi anlamına geliyor. Öncelikle teşhis koyduğunuz bir akciğer kanseri hastasının eğer erken evrede yakalarsanız, yani cerrahi sınırda yakalanırsa ameliyatla tedavi edilmesi demektir. Ameliyatla tedavi ettiğiniz hastanın vücudunda eğer tümör hücreleri kaldıysa radyoterapi, gerekliyse kemoterapi ile tedavi etmek demektir. Yani göğüs cerrahisi, göğüs hastalıkları, onkoloji. Eğer bu hastalar ağırlaşırsa yoğun bakım ünitesini almanız gerekir, artı yoğun bakım ünitesi. Bu hastalar hastalıklarının belli bir döneminde, belli bir evresinde soluk borusunda tıkanıklık ile gelirse, yani nefes darlığı, hırıltı, kanlı balgam, enfeksiyon ile gelirse bronş içi, yani girişimsel pulmonoloji tedavi yöntemiyle tedavi edilmesi gerekir. Ya da akciğerde sıvı topladı, 5 litre, 6 litre, 7 litre. Hasta nefes alamıyor, su dolmuş fıçı gibi düşünün. İşte orada yapılacak tedavi, torakoskopik tedaviler eklendiğinde multimodaliter, yani çok aşamalı, çok modaliteli tedavi anlamında kullanılır. İşin içine tanısal aşamada giren radyoloji, patoloji, göğüs hastalıkları, ameliyat yapan göğüs cerrahları, kemoterapi veren onkologlar, ışın veren radyasyon onkologları, hastayı son dönem bakan yoğun bakım ekipleri gibi düşündüğünüzde multimodaliter bir planlama ile tedavinin olması gerekli bir hastalık olduğunu söylemek lazım burada. Son yıllarda Sağlık Bakanlığı'nın da desteklemesiyle Türkiye sağlıkta çok büyük atılımlar yapıyor. Gerçekten çok iyi sonuçlar alıyoruz. Dünyada da bir cazibe merkezi sağlık turizmi açısından haline geldi. Sizin tedavilerinizde de gelişen teknolojiyle beraber hem hasta iyileşme oranlarında artış, hem iyi sonuç alma, özellikle kanser hastalarında böyle bir yansıma görüyor musunuz? Şimdi, veya dünyada nereye koyarsınız? Şimdi dünyada Türkiye'nin sağlık konusunda belli bir yeri var, bu doğru. Ancak bazı konular sadece bir sefer gelip gitmekle ya da bir kereliğine bir tedaviyle halledilecek konular değildir. Türkiye sağlık turizminde evet belli bir yol kat etmiştir. Ama baktığınızda bunun %70'i, %80'i saç ekimi veya küçük estetik girişimler, küçük cerrahi müdahaleler ile ilgili olduğunu görürsünüz. Yani toplam havuzun %80 ila 90'ı hastanın bir sefer bir kereliğine gelmesi ve gitmesiyle ilişkilidir ve doktorunu bir daha görmesine gerek yoktur. Oysa daha ciddi sağlık sorunları olan ve bizim de uğraştığımız akciğer kanseri gibi hastalıklarda hasta doktorunu ömrünün sonuna kadar görmesi gerekir. Yani yurt dışından bir defalığına bir hastayı getirip burada kemik iliği nakli yapmakla, burada organ nakli yapmakla, burada kemoterapi vermekle, burada ameliyat etmekle işi çözmek mümkün değildir. Çünkü hastalar döndüklerinde kendilerini kim takip etti, kim ameliyat yaptıysa onun yardımına ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla bize olan geri dönüşlerde özellikle Avrupa'da ve daha uzak ülkelerden gelenlerde bu açıdan problemler olduğunu görüyoruz. Yani hasta Türkiye'ye geldi, ağır bir tedaviden geçti. Tekrar ülkesine döndüğünde ortaya çıkan postoperatif, perioperatif ya da daha geç komplikasyonları tedavi ettirmekte zorlandıklarını biliyoruz. Bu nedenle Avrupa'dan Türkiye'ye
sağlık turizmi için ağır hastalıkların gelişinde ciddi bir yavaşlama olduğunu ben bizzat kendim görüyorum. Ancak kolay işlemler dediğim, yani günübirlik müdahaleler, burun estetiği olsun, meme düzeltmeleri olsun, saç ekimi olsun ya da ciltle ilgili problemlerde bir artış tabii ki söz konusu. Hocam peki yoğun bakım hastalarında, özellikle sıklıkla uzun süre yoğun bakımda kalan hastalarda, çıktıktan bir hafta sonra nefes darlığıyla tekrar doktora dönüşler olduğu söylenir hep. Nedir bunun sebebi? Doğru. Şimdi yoğun bakımda eğer bir hasta birkaç haftadan uzun süre kaldıysa, soluk borusu dediğimiz trakyanın içerisinde yerleşmiş olan tüp uyguladığı basınç sebebiyle dolaşım bozukluğuna yol açar. Hı hı. Trakea dediğimiz çok hassas bir organ. Yani soluk borumuz tek yönlü damarlarla beslenir. Öyle kolateraller dediğimiz her yerden gelmiş damarlarla beslenen bir organ değildir. Hı hı. Dolayısıyla yani tek yönlü akış olan bir ırmak düşünün. Siz orada yolu kestiniz, gerisi kuruyacaktır. Yani bir daha beslenemeyecektir o toprak. Dolayısıyla soluk borusunun da basınç ile etki altında olduğunu düşünürseniz uzun süre, 14 günden daha uzun sürelerde altındaki trakea dediğim yapının bozulduğunu ve dokuların hasar gördüğünü, biz buna trakeal stenoz deriz. Hasta iyileşti, yoğun bakımdan çıktı. Aradan geçen 4 ila 8 haftada çok ciddi hırıltı, nefes darlığı, stridor dediğimiz kuş ötme sesiyle gelirler. Biz direkt anlarız. Yoğun bakımda kaldınız mı? Kaldım. O zaman belli. Ne olduğu anlaşılır. Tomografi ile bölgeyi tararız. Bölgede kum saati gibi, hatta bazen daha komplike, daha böyle geniş kapsamlı darlıklar olur. Hasta nefes alıp veremez. İşte bu gibi durumlarda bronş içine acil müdahaleler yapılabilir. Bir, trakeayı hastayı kesmeden, hastayı büyük ameliyatlara göndermeden ağız yolu ile girip o darlık genişletilir. İki, genişletilen darlık içine silikon veya başka malzemeden yapılan hibrit stentler konularak geniş kalması sağlanır. Üç, ya da eğer bunları yapacak birisi yoksa, cerrah varsa ortamda ya da hastanın geldiği yerde, daha büyük cerrahi girişimlerle aynı bölge kesilir, atılır, uç uca dikilerek olay tamamlanır. Biz buna post entübasyon trakeal stenoz deriz. Yoğun bakımlarda 100 kişide 1 ya da 2 kişide görülen ciddi bir durumdur. Ölümle sonuçlanan vakalar vardır. Ancak acil durumda tedavi edilmesi mümkündür. Girişimsel pulmonolojik yöntemler en kolay, en acil yöntemlerin başında gelir. Çünkü hasta büyük bir cerrahi girişime girmek zorunda değildir. Büyük cerrahi girişimlerin komplikasyonları daha fazladır. Post operatif hastaya verdiği ağırlığı, sızlığı, sıkıntı daha fazladır. Oysa girişimsel pulmonoloji ile ağzından girersiniz, hastanın trakeasını genişletirsiniz, orada değişik yöntemler kullanırsınız, tekrar tıkanmasın. Eğer tekrar tıkanmasını istemiyorsan oraya silikon stent koymanız lazım. Yani hastanın bunun için zamana ihtiyacı vardır. Hı-hı. Bu işi yaptıracak. 4-5 santimlik bir stentle dar bölgeyi genişletirsiniz. Hastaya 1 yıl boyunca süre tanırsınız. Bu 1 veya 1,5 yıl sürede inflamasyon dediğimiz mikrobik olmayan iltihabi reaksiyonun yarattığı daralma ve striktür dediğim o birbirinin içine geçme olayı yavaş 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 kendini bırakır, gevşer ve sonra içeri taktığınız stenti çıkartıp atarsınız. Böylece hasta küratif tedavi olmuş olur. Şimdi akciğer kanseri tedavilerinde bir sürü uygulamamız var. Bunların hastalar üzerinde yaşam sürelerinin uzaması ile ilgili etkileri nelerdir? Şimdi akciğer kanserinde hastayı tespit ettiğiniz evre çok önemlidir. Eğer tümör küçük ise, yani evre 1 ise, 3 santimden küçük tümör ise, zaten primer tedavi, asıl tedavi cerrahi olmalıdır. Ancak bu zamanda tipine göre değişir. Küçük hücre ya da küçük hücreli olmayan iki tip kanserimiz var. Bunlar neredeyse birbirine yakın oranlarda, küçük hücreli olan biraz daha azdır. Küçük hücrede cerrahi tedavinin yeri yoktur. Çünkü küçük hücreli tanı aldığında tüm vücudumuzda yayılmış kabul ederiz. Mikroskopik düzeyde her yerde tümör var kabul ederiz ve onu ameliyat edemeyiz. Hala en ancak son yıllarda 1 santim civarında yakalanırsa ameliyat edilebiliyor. Daha etkili tedavi olduğu anlaşılmış durumda. Ancak hastalık 3-4 santim, 5 santim daha büyük bir şekilde küçük hücreliyse ve tek bir odakta ise ameliyatın hiçbir etkisi yoktur. İşte bu gibi durumlarda kemoterapi yapmanız lazım. Kemoterapi etkili bir tümör türüdür küçük hücreli. Ancak son zamanlarda, son 10-15 yılda çıkan yeni tedavi modaliteleri var. İmmünoterapi gibi hedefe dönük ilaçlar, bunların etkisi kemoterapi gibi ancak yan etkisi çok daha düşük.
Kemoterapi de diğer organların hücreleri de etkileniyor. Yani sadece tümör ölmüyor, yanındaki karaciğer dokusu da ölüyor. Akciğerin diğer dokusu, beyin hücresi, kalp hücresi etkileniyor ve hastanın ömrünü kısaltacak derecede olumsuz etki yapabiliyor. Oysa yeni geliştirilmiş tedavilerde etki aynı, yani etki düşük. Bu ne demek oluyor? Hasta daha iyi tolere edebilir, daha uzun süre tedaviye devam edebilir, ömür boyunca periyodik olarak tedavi alabilir. Yani hastanın yaşam süresi uzar. Akciğer kanseri hastalarından bazıları tıkanıklık ile gelir. %30'u hasta doktora geldiğinde genelde enfeksiyon şikayeti vardır, ateşi vardır, koyu renk balgam çıkartıyordur, bazen de kan tükürüyordur. İşte en korktuğumuz şikayetler kan tükürmedir. Geçmeyen öksürük eklenmiştir bunlara. Bu hastalarda girişimsel bronkoskopik ve girişimsel pulmonolojik yöntemlerle hastanın kemoterapi öncesi daha fazla fayda görmesini sağlamak amacıyla bronşlarını açarız biz. Aynen bacayı açar gibi. Burada kullandığımız yöntemler iki tanedir. Bir tanesi rigid bronkoskopik yöntem dediğimiz, bildiğimiz su borusu düşünün 50 santim uzunluğunda. Ağızdan girilir, boru içerisinde, yani bu boru içerisinde ikinci bir boru, tedavi borusu diyelim ona. İçerideki tümörü koter, lazer, argon gibi tekniklerle ısıtıcı yöntemler, yani yakan teknikler. Genelde buharlaştırma veya kömürleştirme ile başlanır, daha sonra kazınır. Diğer yöntemler dondurma yöntemler, yani dondurulur. İçine kriyoterapi cihazı ile tümöre dokunduğunuzda tümör donar ve daha rahat kazınacak hale gelir. Ya da doğrudan elimizle, elimiz dediğim aletle tümörü parçalarız, olduğu yerden kadar çıkartırız, geri kalan noktalara lazerle ateşleyerek tümörü kökünden kurutmaya çalışırız. Hocam peki en önemli ölüm sebebi nedir akciğer kanserinde? Şimdi akciğer kanseri eğer hastalar hayatta kalabilse, yani akciğer kanserinde her hastanın beyin metastazı yapacak kadar yaşamasını isteriz. Bu ne demek? Her akciğer kanseri hastası beyin metastazından hayatını kaybetsin. Yani eğer kaybedecekse, tabii ki kaybetmesin ama kaybetme noktasına, çünkü en uzun süre geldiği yer beyin metastazı. Ancak bazı tipler var ki daha tanı konulduğunda beyinde tümörle geliyorlar. Yani %10'luk bir hasta grubu beyinde metastazla geliyor. Özellikle adene kanser tipinde. İşte bu hastalarda uyguladığımız tedaviler ölüm sebeplerini tedavi etmesi açısından önemli. Ancak bunlara rağmen en büyük ölüm sebebi maalesef ülkemizde ve tüm dünyada bronş içi tıkanıklığıdır. Bakın Amerika'da dahi hastaların ancak %20'sine bronş içi tedaviler uygulanabiliyor. En fazla uygulanan ülkelerin başında geliyor. Avrupa'da en fazla %20-25 diyelim. Almanya bu konuda biraz daha iyidir. Türkiye'de %1'i geçmiyor maalesef. Yani Türkiye'de akciğer kanseri hastalarının %1 tanesi endobronşiyel tedaviden tedavi olma şansını yakalıyor. Yani diğer kalanları boğularak ya da tıkanarak ya da tıkanıklığın altındaki zatürreden hayatını kaybedecek kadar ileride bir şekilde geliyorlar. Ve bu hastalara öldüğü güne kadar maalesef endobronşiyel tedavi çok geç düşünülür. Geç düşündüğünüz hastaya zaten dokunacak hale gelmemiştir, hasta elinizden kayıp gider. Demek ki akciğer kanserinin ölüm sebeplerinin başında endobronşiyel tıkanıklık gelir. Bronş içi tümörü kanar, enfeksiyon veya hırıltı ile gelir hasta. Bunlar da önce bronşu açmanız şarttır. Bronşu açmadan yapacağınız diğer tedavileri bir nevi, yani hastaya geciktirmek anlamına gelir. Etkili olamazsınız. Bronş içini temizledikten sonra vereceğiniz ışın tedavisi de daha çok etki eder. Kemoterapi de etki eder, immünoterapi de hepsi eder. Çünkü hastanın ölüm sebebini ortadan kaldırmışsınızdır. Böylece uyguladığınız yüksek doz tedaviyle beyin gibi diğer organlara da geç metastaz yapmasını sağlarsınız. Yani beyin metastazı istediğimiz metastaz olarak ancak böyle bir ortamda sağlanabilir. Bu hastalarda en uzun yaşayan hasta grubudur. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler hocam. Bugün de programımızın sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle. Sevgili izleyiciler, Sağlık Masası'nın bugünlük sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz ve lütfen maske takmayı ihmal etmeyin.